Aren TV'den herkese merhaba. Halkların Demokratik Partisi HDP, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için özel bir komisyon oluşturdu. Ve bu komisyon bazı isimlerle de görüşmeye başladı. Altılı Masa için de 3 tane kriter belirleyen HDP, Altılı Masa bu 3 tane kritere uyarsa HDP Altılı Masa'ya oy verecek. Ama bu 3 tane kritere uyulmasa HDP Altılı Masa'ya oy vermeyecek, kendi adayını çıkaracak. Haberimizin detaylarına geçmeden önce öncelikle bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Euronews'te yer alan haberde Cumhur ve Millet İttifakı'na alternatif Emek Özgürlük İttifakı ile seçime hazırlanan Halkların Demokratik Partisi HDP, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için özel bir komisyon oluşturdu. HDP bu bağlamda bazı isimlerle görüşmelere başladı. Masada tartışılan alternatif isimlerle ya da bu isimlerin önerebileceği farklı kişilerle görüşmeler gerçekleştiren komisyon toplumsal eğilimlerini de alıyor. Aday belirleme çalışmalarında amacın Cumhurbaşkanlığı için her iki ittifakı aşacak güçte ve nitelikte bir aday ortaya koymak olduğu belirtiliyor. Komisyon Türkiye toplumu muhalefet blokuna mahkum değil mesajını vermek istiyor. HDP kaynakları aday konusunda Türkiye toplumun parmakla gösterdiği bir kadın da olabilir, tüm kesimlere güven verebilecek bir kanaat insanı da diyor. Kurulların özel çalışma için bir komisyon oluşturduğunu belirten yetkili, tartıştığımız isimler var. Bizim aday sürecimiz Altılı Masa'dan daha hızlı ilerliyor. Çünkü bizim kurduğumuz blok altı yan yana gelmezlerin olduğu bir masa değil. Hatta zamanı gelince bu masaya siz iyi bir aday çıkarmadınız. Topluma umut veremiyorsunuz diyerek kendi adayımızı da sunabiliriz diyor. HDP'de ilk hedef kurduğu ittifakı büyütmek. AK Parti'den uzaklaşan muhafazakar Kürt seçmene ulaşabilmek için çalışmalar yapılacak. AK Parti'den kopan muhafazakar Kürtlerin yanı sıra diğer Kürt partileri, Alevi örgütleri, kadın hareketi, emek güçleri ve ekoloji hareketleri de ittifaka dahil edilmek isteniyor. HDP'de Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak anılan isimler üzerinde bir değerlendirme yapmak istemiyor. Ancak söz konusu isimler için keskin bir biçimde red ve kabul ölçüleri belirlemiş durumda. Değerli dostlar, şimdi HDP'nin bu 3 kriterine dikkat edelim. Bu 3 kriter HDP'nin olmazsa olmazı. Altılı Masa bu 3 kriterleri yerine getirmese HDP Altılı Masa'ya oy vermeyip kendi adayını gösterecek. Bu 3 kriter sırasıyla şu şekilde. Birinci kriter, buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine geçtikten sonra onun yetkilerinden vazgeçecek ve bunu toplumun önünde taahhüt edecek. İkinci kriter ise Kürt sorunun çözümü için barıştan tavır alacak, şiddet ve savaş konsepti karşıtı olacak. Üçüncü kriter, devletin sistem dışına attığı tüm ötekileri kucaklayacak ve yeni demokratik anayasanın sözünü ve ipuçlarını verecek. Partide bu üç ilkeyi tutum olarak belirlemeyen adayı desteklememe konusu netleşmiş durumda. Türkiye'deki ırkçılığı ve faşizmi Erdoğan'dan devralıp başka bir makyaja kavuşturacak bir adaya onayımız yok diyen yetkili şu ifadeleri kullanıyor. Milliyetçiliğe dayanan aday profil Türkiye'de Erdoğan'ın kopyası olmaktan öteye geçemez. Üç ilkeye tutum belirlemeyen bir adayın yanında neden yer alalım? Erdoğan bunları terk ettiği için ülke bu halde. Bu üç temel ilkeye karşı ortaya çıkacak aday kamuoyunda toplumsal sözleşme anlamına gelecek beyan düzeyinde bir yaklaşım geliştirirse ve iktidar bloku dışında bütün siyasi partileri kucaklayacaksa ve bu konuya ikna edebilecek güçlü bir profile neden destek vermeyelim? Şimdi bu açıklama ve bu ilkelere yok diyebilecek bir parti var mı? Bence olmaması lazım. Siz de fikirlerinizi yorumda belirtirseniz sevinirim değerli dostlar. HDP meclis seçimlerinde ittifak kapılarını kapatmış durumda. Ve bu seçimlerde hem iktidar hem muhalefet ile çetin bir rekabete hazırlanıyor. Sanki biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde müzakerelere açığız dediğimizde Millet İttifakı'na göz kırpıyormuşuz gibi yanlış ve yetersiz bir algı var diyen HDP kaynakları parlamento seçimlerinde muhalefet bloğu ile yan yana olmadıklarını belirtiyor. Hatta rakibiz. Çünkü biz bu konuda meclis zeminde demokratik bir rejimin kurulması için kilit rol oynamaya aday bir ittifakız. Hatta HDP'nin tutum belgesi bunu açıkça belirliyor. Meclis seçimlerinde asla ittifak ile olmayacağız. Meclis seçimlerinde kitlemizin net olması gerekiyor.
ne Millet İttifakı ne Cumhur İttifakı ile yol yürümeyeceğiz. Mecliste kendi güçlü grubumuzu oluşturacağız. Hali hazırda ittifakların derdi Cumhurbaşkanı adaylığı. O nedenle bu konuda bir tartışma, müzakere yok. Millet İttifakı ile de meclis zemininde bir görüşmemiz yok. Kodlarımız ayrı. Biz üçüncü yolu öneriyoruz. Türkiye'nin mevcut yönetiminden kurtulmanın yolunu bulmaya çalışıyoruz. Derdimiz ittifak değil diyor. AK Parti'nin son dönemlerde Kürt illerinde gerçekleştirdiği toplantılar da HDP'nin gündeminde. AK Parti'nin Kürtlerden oy almak için bazı açılımlara gideceği ancak bunların MHP'nin çizdiği sınırlar çerçevesinde olacağı görüşü hakim. AK Parti'nin kendisine bağlı Merkez Kürt Sağını örgütlemeye çalıştığı ve bunu gerçekleştirmek için de ciddi ekonomik destekleri devreye aldığı dile getiriliyor. AKP Kürt'ün gönlünü alma adımları atacak. Bu hazırlıkları duyuyoruz. Kendisini nefes aldırmayan bazı uygulamaları gevşeteceğini öğrendik. Mesela Kürtçe ve Kürt diline yönelik katı uygulamalar biraz gevşetilecek. Ama özgürlükler temelinde olmayacak. Bazı sembolik yargılamalarda sanatçılar ve gazeteciler serbest bırakılacak. Ama siyasetçiler bu kategoride yok. Mesela bu işlerin başında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile hali hazırda partiden tasfiye edilen 25 ve 26. dönem AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu var. Bizim bu adımlara karşı çok sayıcı ve seçme endeksli olmayan bir tavrımız ve politikamız var. Buradan bir medet umulması boştur. Çünkü bu iktidarın düşmanlığı devam ediyor. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir dahaki haberimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.